ilk açtığım ustam, ortağım Adanalıydı. Ön plana çıkardığımız Adana'mız olsun, mezelerimiz olsun, daha çok Adana'ya yöneldik. Büryan burada gider mi bilmiyorum ama öyle bir ileriye dönük bir düşüncemiz var bakalım. Yeri geliyor sabah, şu anda bile, hatta bu sabah bile dükkana geldim ve yer süpürülmesi gerekiyorsa yer süpürdüm. Bir yer temizlemesi gerekiyor da arkadaşlarımıza yardım ettim. Burada bir aile ortamımız var ve bu şekilde de devam ediyoruz. Silivri'de bu açık vardı. Yani kebap olarak bu açık vardı. Yani kebapçı vardı, hala da var. Benden sonra da çok kebapçı açıldı. Ama bu mezeleri, yani bu salata olsun, mezeler olsun, zırh kıyması olsun ve kuzu eti yapıyoruz. Kuzu etinden yapıyoruz, kıvırcık kuzu. Bu tarzda hizmet veren bir kebapçı yoktu Silivri'de. Ve ben bu açığın, bir kebap sever olarak bu açığın olduğunu fark ettikten sonra böyle bir hizmet getirdik Silivri'de. Bu işin sırrı, bu işin profesyoneli ustalardır, ustalarımızdır. Genellikle Adana, Şanlıurfa, Gaziantep bölgelerinden çıkan ustalarımızdır. Yani bu sektörde Silivri'de çalışan çok az ustamız var. El lezzetini beğendiğim için, oradan kebabını, işte mezesini olsun yedim ve çok beğendiğim için öyle bir şey yaptık, öyle bir serüvene girdik ustamla beraber. Daha sonra 6 ay kadar beraber çalıştık. 6 ay sonra kendi sorunları vardı. Ayrılmak istedi, ayrıldık. Ama çırağını burada bıraktı, yani çırağı burada. Şu anki mevcut ustam burada. 10 senedir de beraber çalışıyoruz. Zırh kebabı şöyle, makine kıyması kullanmıyoruz. Yani genellikle her yerde iş kolaylık olsun diye makineden geçirirler. Ve biz bunu tamamen zırhdan geçiriyoruz. Herhangi bir makine kullanmıyoruz. Adana'nın sırrı kıvırcık kuzudan olmasıdır. Balıkesir kıvırcık, erkek, özellikle erkek kuzu kullanıyoruz. Ve kaburga, kaburga kısmını kullanıyoruz. Sinirlenini komple ustamız aldıktan sonra, güzelce bir ayıkladıktan sonra bunu tabii ki dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra da normal bıçakla biraz ufaltıp daha sonra da zırhtan geçiyor. Zırhtan geçmesinin güzel yanı sulu kalması. Yani o özelliğini kaybetmemesi aslında zırh kıymasının amacı. Çok da, yani kebap mesela, bazı müşterilerimiz geliyor, ya bu kebap çok dağılıyor. Aslında dağılmasının tek nedeni kuzu ve zırhtan olması. Yani dana olmaması. Dana olduğu zaman biraz sert olur ve dağılmaz. Ama bizim kebabımız dağılıyor ve kebabın yanına da asla bulgur kullanmıyorum. Kebabın yanına bulgur olmaz. Çünkü Adana'da bir kebapçıya gittiğiniz zaman bulgur isterseniz, adam sana pilavcıya git der. Bunu yaşadım yani daha önce de. Bir ustam vardı, Kasım ustam. O da 50 sene bu işi yapmış ve yani 10 yaşından beri bu işin içerisinde, 60 yaşlarındaydı. Şu an sağlık sorunlarından dolayı memlekette. Ve ocak başına gelip oturup, işte ya bunun yanına pilav verir misiniz dediği zaman ustam çok sinirlenirdi. Burası kebapçı derdi, burası pilavcı değil derdi. Ve o şekilde, ama Adana'nın hiçbir yerinde pilav göremez. Yani şöyle söyleyeyim, bulgur neden olmaz? Bana göre bulgur, kebapla doymayacaksan işte bulgurla doyur karnını, öyle git. Bana göre o şekilde. Kebabımız efsane. Adana'da yapılanın aynısını biz burada yapıyoruz. Adana'nın da çoğu yerinde, yani %80, %90 yerlerinde zırhla yapıyorlar. Kuzu eti yapıyorlar ve kıvırcık kuzu kullanıyorlar. Biz de Adana'dan hani eksik kalmadan burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Kuzu kaburga kullanıyoruz. Kuzu kaburganın dışında eğer çok fazla yağ, yani yağlı değilse kuzu, biraz kuyruk yağı kullanıyoruz. Onun haricinde kapya biber,
kullanıyoruz. Ve az bir miktarda da pul biberi kullanıyoruz. Ama acısız kısmında hiçbir şey koymuyoruz. Yani baharat, işte biber, herhangi bir şey koymuyoruz. Sadece tuz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.